Zuhruf suresi 33-35'te Cenab-ı Allah diyor ki, eğer insanlar diyor Allah, Cenab-ı Allah, Allah'a karşı isyanda birleşip, topluca birleşip, tek bir ümmet olacak olmasaydı, bütün insanlar dinsiz, imansız olması tehlikesi olmasaydı, Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp ya dayanacakları koltuklar ve daha nice çekici süsler de verirdik. Yani hepsini ben yaratıyorum diyor Allah. Bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metadır. Ahiret ise Rabbinin katında muttakiler içindir diyor Cenab-ı Allah. Zuhruf suresi 33-35. Ekonomik krizin nedenini anlatıyor Allah. Yani ekonomik krizi ben meydana getiriyorum diyor Allah. Özellikle yapıyorum diyor. Çünkü aksi durumda İnsanlar Allah'a karşı isyanda birleşiyorlar diyor Allah. Dinsiz oluyorlar diyor. Yalvarıp yakarsınlar diye diyor başka bir ayette. Ekonomik kriz meydana getiriyorum diyor Allah. Bak bütün dünya birleşti, ekonomik krize çözüm bulamıyorlar. Allah'ın gizli gücü. İnsanlar buna her türlü tedbirler almasına rağmen çözüm bulamıyor. Bu metafizik bir şey ve büyük bir mucizedir bu. Ekonomi gayet güzel giderken birden bir şey oluyor. Aynı bankalar, aynı evler, aynı her şey ortak, paralar aynı. Tabii. Birden her yerde ekonomi felç oluyor. Evet. Herkes tedbir alıyor. Çözüm yok. Allah'ın dilediği süreye kadar devam ediyor. Mesela şu an 2014'e kadar devam edecek. Sonra İslam'a dönme başlayacağı için, İslam'a Kur'an'a, yavaş yavaş Allah kaldırmaya başlıyor ekonomik krizi. Allah'a döndükleri için. Yoksa yine kaldırmaz. İyice batırabilir bütün dünyayı. İnşallah.